Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir otelde iki gün misafir kalmak için yerleşen insan biraz sonra yan odalardan sesler duyar. Dışarı çıktığında koridorlarda başkasının da bulunduğunu görür. Resepsiyona inip "Bu ne ya? Burada bunlar ne arıyor?" der. Bunu nasıl karşılarız? Görevli ona ne diyecektir? "Kardeşim, burası senin evin değil. Burası otel. Sen 510. odayı kiraladın. iki gün duracaksın. E 509. odada da insanlar var. 520. odada da insanlar var. Aynı kattasınız. Koridorları beraber kullanacaksınız. Aşağıdaki salonu beraber kullanacaksınız. Burası otel. Ev değil. Der. Anlar veya anlamaz. Kimse onu takmaz. Çünkü evin değil, otel. Ve iki günlüksün. Ben bu otelde kaldığım sürece şu boydan yukarı insan almayın otele diyemezsin. Şunu almayın, bunu koymayın diyemezsin. Otelde sen de geçicisin, diğerleri de geçici. Sen gideceksin, başkaları gelecek, onlar gidecek, bir başkaları gelecek. Aziz kardeşlerim, kendi çocuklarıyla doğuşan babalar ve anneler, kaynanasıyla, kaynatasıyla, damadıyla, geliniyle geçinemeyen babalar, anneler, hep arkadaşları kötü, bir türlü ona iyi arkadaş rastlamadığı zanneden insanlar. Camideki imamla müezzinle kavgalı hacı amcalar, devletiyle, vatandaşıyla, bürokrasisiyle problemi olan vatandaşlar, bir otobüste, bir metrobüste, bir toplu taşımada kolay kolay onu anlayan kimseye rastlamayan nasipsiz insanlar. Bütün problem bizim şu yaşadığımız hayatı özel mülkümüz, özel projemiz zannetmesinden kaynaklanan gereksiz bir stres yaşıyorlar. Hani otelde iki günlüğüne ücreti de peşin ödedim mi rahat yaşarım, 48 saat orası benimdir. Bari odanın içi benimdir. Ama bu dünya bir otel kadar da kimsenin değil. Rabbim her insanı birilerinin ortasına koydu. O ortasında durduğu insanların da sen ortasında duruyorsun. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا sizi birbirinizin sınavı olarak yarattık Allah buyuruyor. Sınavınız peygamberin sınavı ümmetiyle, ümmetinin sınavı peygamberiyle. Alimin sınavı cahille, cahilin sınavı alimle. İmamın cemaatiyle, cemaatin imamla. Babanın evladıyla, evladın babayla. Kadının kocasıyla, kocasının kadınıyla sınavı var ve cealna ba'dakum li ba'din fitne atasbirun kim bunu başarılı bir şekilde yürütecek onu görmek istiyoruz ve kana rabbuka basira merak etme Allah her şeyi görüyor sen herkes ayağıma basıyor rastlamadık şu dünyada bir dosta milletin eşi cennetlik adam bizimki cehennemden çıktı geldi diyorsun ya bunu sen söylüyorsun. Parazit sen misin? Hep parazitler seni mi buluyor? Onu Allah söyleyecek. Herkese göre kendisi biricik ve haklı. Ancak aziz kardeşlerim, başımıza Yahudi'sinden şusuna kadar bir sürü belalar geldi. Başımıza gelmiş belalardan birisi de kendi kendimizi tanrılaştırma hastalığıdır. Humanizm, yani insanı kutsallaştıran idrak ve şu demokrasiydi, insan haklarıydı beyanlarından sonra ben olmasam dünya olmazdı zanneden anlayışımız var ya, bir gün evime bir gelin gelirse, ben o zaman, Karun'dan sonraki en güçlü kral ve kraliçe oldum gitti Zanneden ruh var ya damat e benim kölem de zanneden basiretsizlik var ya evlatları bir yaşındayken kucağında sallayıp durduğu gibi 18 yaşında da kucağında sallayıp duracağını zanneden sallantılı kafa anlayışı var ya işe girdik devlet de işçi hakları, sendika ve zam ve asgari ücret ve sosyal haklar, öğle tatili, çay molası veri verdi ya. Sen ne işçisi ya? Bakma işçi kotasından girdin ama aslında mülk senin. Oho sen istesen bu fabrikayı atarsın havaya. Zannettirdiler ya bize. Bize bunu kandık ya. Problemler hep burada kardeşlerim. Halbuki bizim Cevabını vermemiz gereken muhteşem sorular var. Neredesin kardeşim? Neredesin sen? Birinci soru bu. Ve sen kimsin? İkinci soru. Üçüncü soru. Nesin sen? Gücün ne ya? Gücün ne senin? Yaşama garantin ne kadar? Kaldırmak kapasiten ne kadar? İki kilo bile gelmez bir beyin denen şeyle sen bunları yapmıyor musun? küçük bir elektrik kesilmesi olsa beyninde bir saniye epilepsi diye yere yatacaksın. Öleceksin. Biz 24 saatliğine, 48 saatliğine misafir olarak kaldığımız bir oteli, mülkümüz bizim zannettiğimiz için koridordan geçenler bizi rahatsız ediyor. Bu koridoru niye kullanıyorsun? Yahu yan odada oturuyorum ben. Dünyada bizim kavgamız misafirlerinin ev sahibinden habersiz kavga etmelerine benziyor. Hepimiz misafiriz. Ama oteldeki kadar da misafir değiliz. 48 saat oteldekinin hakkı var. Onu kimse oradan çıkaramaz. Parasını vermiş 48 saat. Bir kuruşunu vermediğimiz dünyada bir dakikası garanti olmayan misafirleriz biz. Neredesin? Kimsin? Ve gücün ne senin? Bu soruları Düşünsek gerisi emin olun çok kolay kardeşlerim soruların cevabını bulsak gerisi çok kolay ve ikinci boyutuna geçtiğimiz zaman soruların ee, bu mülk Allah'ın ve ben de Allah'ın kuluyum bu protokolü de itiraf eden bir anlaşma yaptım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Böylece Allah var ben yokum demek oldu. Bütün mülk onun, bütün güç onun, bütün söz onun. Kandırdılar beni. İnsan hakları dediler. Ama köpekler benden daha hak sahibi oldu. Kimse köpeği sokaktan alıp bir yere götüremez oldu. Kirasını verdiğim evden ben polisle çıkarıldım ama karşılaştırılamayacak kadar ters yüz edildik. Kimsin? Neredesin? Gücün ne kardeşim? Bize Birleşmiş Milletler insan hakları evrensel beyannamesi okuttu, ezberletti. Ama dünyada 10 dakika garantili yaşama belgesi veremedi bize. Veremez de, veremeyecek de. Mülkün sahibi Allah ve bu mülkün protokolü Kur'an-ı Kerim'dir. Biz sadece kendimizi kandıran, yanlışlarda inat edip duruyoruz. Bize seçimde beş yılda bir oy kullanma, görüş beyan etme hakkı verdiler diye vatanın sahibi zannettik kendimizi. İstediğim yere ev yaparım zannettik. Oy kullanıyoruz kardeş. E, i̇yi oy kullanıyorsun ama tapın yok burada. Bir tek oy kullan dediler sana. E sen her oy karşılığı bir köy istiyorsun bizden. İyi ki günlük oy kullanmıyorsun ha var ya şehirleri de isteyecektin. Aziz kardeşlerim. Bu şekilde kendimizi kandırıyoruz. Çocuklarımızı da kandırılmış çocuklar olarak yetiştiriyoruz. Sen oğlum diye başladığımız cümleler. Kızım sen var ya diye başladığımız cümleler. Yarın bizi bile yiyecek bir canavara dönüşmüş ruh kazandırıyor o çocuklara. <laughs> Allah'ın kulu olmanın en büyük onur olması gereken bir dünyada herkes kendi tanrıçası durumuna gelmiş bir dünyaya dönüştük. Otelin odasında bize yer vermişler. Sıcak Allah'ın belasını mı istiyorsun? Otur oturduğun yerde bu koridordan niye geçiyorsunuz? Yan odaya niye başkasını koydunuz? Demeye başladık. Otel bizim değil kardeşim. Sen neredesin ya? Kimsin? Gücün ne? Elindekiler ne senin? Bütün bunların cevabını aslında biliyoruz. Bunun cevabını verip gitti dedem. Bir yığın akrabam bunun cevabını verdiler. Hesap ödeme yerine gittiler. Bunu görüyoruz biz. Ben bu dünyada kalırım diye kimsenin iddiası yok. Böyle bir iddia yok kimsede. Demek ki hepimiz bu otelde geçici konakladığımızı biliyoruz. İtiraf ediyoruz. Ama koca olduk ya. E dünya bizim. Ya bir kadının kocası oldun sen, bütün dünyanın kocası değilsin ki. Kocamış kafalısın ama. Biz Allah'ın mülkünde Allah'ın kulları olarak Allah sınasın diye bulunduğumuz bir dünyada kendimizi söz sahibi, etkin ve yetkin konumda gördüğümüz için psikolojik hastalıklarımız mide bulantılarımızdan daha fazla olmaya başladı. Neredeyse her üç insandan ikisi bir psikiyatrdan randevu almaya çalışır hale geldik. Mutluluk için kurduğumuz evlerimizde Çocuklarımızın muruvvetlerini görelim diye yaptırdığımız evliliklerde, kurduğumuz şirketlerde, hatta seyahat edelim de tatilimiz neşeli geçsin dediğimiz günlerimizde bile huzurumuz olmadı. Kendi hayatımızı dinamitledik. Kendi huzurumuzu ateşe verdik. Ölümden dahi lezzet alan ilk nesilden sonra biz tatilden bile lezzet alamaz hale geldik. Allah Celle Celaluhu Mekke müşriklerini peygamber katili olacak olmayı isteyen ve bir kısmı da o çapta suç işleyen azgın kafirleri Kur'an-ı Kerim'de anlatırken şunlara bak çocukları kalabalık diye kendilerini iyi zannediyorlar diyor Allahu Teala. Adamlar müşrik kafalı, içkici, alkolik, zinakar adamlar, evlat-ı var, on oğlum var diye övünüyorlarmış. Geldiğimiz hale bak, doğurmaktan korkan, doğmuştan ödü patlayan bir millet olduk. Sanki biz yedirdik, içirdik, doyurduk gibi nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak? Gerçi bu nasıl geçindiririz sorusu çocuk olmaması için 30 sene önceki engeldi. Ya rızık derdi, sigorta nasıl olur filan, sigorta kaldırır mı, bunun hastalıklarını öder mi? O 30 sene önce Şimdi öyle değil. Allah belayı verdi, bu çocuk başıma bela olur. Beni evden kovar, servetimi tüketir, kiramızı ödettirmez. Korkusuyla çocuk sahibi olamıyoruz. Müşrik adamlar, 10 oğlum var, karşıma çıkmasın kimse diyordu. Bizim neredeyse on oğlumuz olsa biz kimsenin karşısında çıkmayacağız. E on oğlu var ne hale geldi adam. Der gibi on hastalığı var gibi olduk. Çünkü neden? Biz Allah yaratır, Allah yaşatır, Allah duyurur, Allah öldürür. Söz onun, güç onun, kudret onundan sosyal güvenlik yasalarına inmiş bir anlayışın insanlarıyız sosyal güvenlik yasası da işte ne kadar az olursan sana o kadar çok pay veririm dediği için çocuktan doğurduğumuzdan korkar bir güçsüzlük ve zafiyet içerisinde bocalamaya mahkum olduk bizim Rabbimiz Allah'tır ne demek Rabbimiz Allah'tır sahibimiz Allah'tır biz onunuz Kur'an kitabımızdır. Dünyada bu gerçeklerin uygulandığı yerdir. Dünyada tek bir nefes dahi Allah izin vermedikçe kimse alamaz, kimse veremez. Böyle iman ettik. Burası okul değil. Burası park değil. Burası Allah'ın mülkü. Burada her ne kadar ben yaşıyor görünsem de Allah yaşattığı için yaşıyorum kendim dilekçe verip babam ödemesini yaptı ben de dilekçe verip bu dünyaya geldim. Yasal hakkım 85 sene kullanacağım diye bir iddiam yok benim. Ne ben kendim geldim, ne babam kendisi gelmişti, ne de dedem kendisi gelmişti bu dünyaya. Biz bize kimse sormadı. Bir gün babalarımız analarımızı sevdi, analarımız babalarımızı sevdi. Öbür gün biz dünyaya geldik. O sevgi nasıl oldu onu bilen de yok zaten. Biz şeceremizi bulabiliriz nüfus müdürlüklerinde. Babam kim, anam kim onu bulmuş olurum. Onlar niye benim anam babam oldu bunu bulamam ama. Birinin benden önce yazdıklarını sadece görebilirim. Kardeşlerim, ne kadar siyasetçiler, dünya politikacıları, ne kadar vatandaşsın, insansın, hakkın, hukukun diyorlarsa o kadar yalan konuşuyorlar. Kim onlar ki bana hak veriyorlar? O da benim gibi insan. Bana verdiği hakkı koruyamıyor. Öbür ülke gelip bombalıyor, öldürüyor beni. Hani ben insan hakkı vermiştin sen? Birleştirilmiş milletler bir insan hakları evrensel beyannamesi yayınladılar. Daha sonra birleştirilmiş milletlerin onayı ile öldürülmüş insan sayısı daha öncekilerin kaç katına çıktı? Irak'ı o onayla harap ettiler. Dünyanın neresinde bir savaş varsa iznimizle öldürülebilir diye belge çıkarıyorlar sadece. Güvenlik Konseyi'nin verdiği bir kararla güya ülkeleri istedikleri gibi işgal ediyorlar. Biz niye bu oyuna gelelim ki? Allah'ın mülkündeyiz. Allah'ın kullarıyız. Sadece Allah'ın kuluyuz. Lütfettiği için bizi yaşatıyor. Bize acıdığı için iman nasip etti. Elhamdülillah. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Her şeyi biz yapacağız. Elimizden geleni eksiltmeyeceğiz. Yarın Rabbim lütfedecek. Bizde gördüğü iyiliklerin karşılığı olarak, güzelliklerin karşılığı olarak bize cennet verecek ve hayatı bulmuş olacağız. Biz dünyada yaşıyoruz zannediyormuşuz diyeceğiz. Dünyada meğer Ahirette cennette yaşamak için hazırlık yapıyormuşuz. Nasıl 9 ayda anne karnından çıkılıyorsa 90 senede de dünyanın karnından cennete çıkacağız. Böyle göreceğiz ki eşimiz düşmanımız gibi olmasın gözümüzde. Çocuğumuz korktuğumuz düşmanımız olmasın gözümüzde. Aksi takdirde hep delilerin ortasında kaldığımızı zannederiz bize işkence yapıyorlar. Hep ayağımıza basıyorlar zannederiz. Halbuki biz başkalarının ayağına basıyoruz. Biz kuluz ve izleniyoruz. Kulu olduğumuz Allah tarafından izleniyoruz. Yaptıklarımız ve bize yapılanlar kaydediliyor. Bunu böyle bildiğim zaman ben görevimi de hakkıyla yaptım mı? Gerisini boş veririm. Çünkü gerisi çok kolay. Ben önüme bakarım. Burnumun dibine bakmam. Önümde cennet duruyor. Cehennem duruyor. Cehennemden kurtulmak için cennete doğru yürüyorum. Kaçış yönüm belli benim. Bugünkü ufak tefek sıkıntılarım gündemim bile olmaz o zaman. Kardeşlerim, kaynanasından, kaynatasından, damadından, kayınçosundan, bacanağından, oğlundan, kızından, kocasından, karısından, hocasından, talebesinden, komşusundan, ortağından, şefinden, işçisinden, insandan, yönetenden, yönetilenden, kim birinden şikayet ediyorsa, o mümin kardeşim, psikoloğa gitmeden önce, para verip, biraz beni rahatlat kardeş, demeden önce, Furkan suresinin 20. ayetini okusun. Çok büyük oranda rahatlayacaktır. Parası da cebine kar kalır. Rabbim hayatın formülünü orada açıklıyor. Niye bu çocuğu biz kucaktan kucağa dolaştırdık? Yemedik yedirdik. Nefes almadık ona nefes aldırdık da. Şimdi doğurduğumuz çocuk başımıza niye bela oldu? Niye bizi takmıyor? Ya bu baba Madem bana merhamet etmeyecektin, niye babam oldun? Ne bu yahu? Madem beni sevmiyordunuz, kızınızı bana niye verdiniz? Niye beni damat kabul ettiniz? Gibi soruların cevabını bulmadan önce, niye o kaynana, niye sen damatsın? Niye o kaynata ve sen niye gelinsin? Niye sen evlatsın, niye babasın? Niye işçisin, niye patronsun? Niye siyasetçisin, niye vatandaşsın? Bütün bunların Cevabını çok rahat bir şekilde anlayacağımız formül Furkan Suresi'nin 20. ayetindedir. Elbette Kur'an'a iman edenler için. Rabbim buyurmuş, ne kadar güzel buyurmuş diyecek imanı olanlar için. Her şeyi insan hakları evrensel beyannamesine göre, demokrasinin cilalı laflarına göre ve kanunlara, seçimlere, vaatlere göre anlıyorsan o zaman Furkan suresine de gerek yok. Tevrat'a, Zebur'a da gerek yok zaten. İncil'e de gerek yok. Allah yarattı, Allah kanun name gönderdi ve Allah gerçekleri herkesten ve her şeyden çok daha net ve doğru bir şekilde açıkladı diye iman edenler için Furkan suresinin 20. ayeti formüldür. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ ve kana rabbuka basira. 3 kanun var bu ayette kardeşlerim. Birbirinizle sınama olarak sizi yarattık. Herkes birbirinin sınama aracıdır. Turnusol kağıdıdır. Herkes ama peygamber dahil bunun istisnası yok. Allah hariç herkes. Herkes. Birinci formül bu. İki, atasbiron bakalım dayanabilecek misiniz 85 sene 95 sene 105 sene ömür istedin Allah'tan verdi bakalım bu süreci işletebilecek misin İkinci formül üç ve kana rabbuke için rahat etsin Allah her şeyi görüyor her şeyi görüyor kardeşlerim biz dünyadayız bu güzel Herkes de dünyada ama. Herkes ve biz beraber yaşayacağız bu dünyada. Allah bir kişilik dünya yaratmadı. Bir ailelik dünya yaratmadı. Bir köy vatandaşları bir kabile olarak kimseye dünyayı vermedi. Allah ihaleye çıktı. Dünyayı sadece Türklere verdi. Yok böyle bir şey. Allah ihaleyi açtı sadece Müslümanlara verdi dünyayı. Vallahi böyle de değil. Billahi böyle de değil. Dünya herkese ihaleyle verilmiş bir yerdir. Bizden asırlar önce bu ihaleyi şeytan kazandı zaten. Ver bana dağıtayım dünyayı dedi. Al dağıt Allah buyurdu. Sonra Adem babamızı gönderdi. Ver düzelteyim ya Rabbi dedi. Al düzelt dedi. Sonra ikisine de buyurdu ki birbirinizin düşmanları olarak yaşayın bakalım buyurdu. Kötülüğü sürekli pompalayan, aklımızdan, gözümüzden, kulağımızdan, her yerimizden kötülük sokmaya çalışan bir şeytanın ihaleyle aldığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Babamız Adem Aleyhisselam da karşı ihaleyi aldı. Tek kişilik dünya yok. Sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz, akrabalarımız ve uzaklarımız, iyiler, kötüler, siyasetçiler, yönetilenler, yöneticiler, müminler, kafirler, beyazlar, siyahlar, Afrikalılar, Asyalılar, kim varsa bu dünyada, herkes ihaleyle buraya geldi. Ödemesini yaptı. Herkes teminatını verdiği için de kimse korsan değil. Bu kafirlerin ne işi var bu dünyada? Kime söylüyorsun bu sözü? En büyük kafir senden önce geldi dünyaya. İblis. Bu teröristlerin dünyada ne işi var? Yeni bir yönetim geliyor, terörizmin kökünü kazıyacak. Dünyanın en büyük yalanı bu. En büyük yalanı. Terörizm dünyadan bitmez. Sen güçlü olduğun için senin dışına savarsın onları. Bir sabah 10 dakika güçsüz anında gelir dağıtır seni. O da çünkü bu dünyanın abonesi. O da fiiliste yeri olan birisi. İyiler ve kötüler, güzeller ve çirkinler, uzunlar ve kısalar, Kaynanalar, kaynatalar, damatlar, gelinler. Karılar, kocalar, çocuklar. Alt kattakiler, üst kattakiler. Yan komşular, öbür sokaktakiler. Hepimiz bu dünyanın kullanıcılarıyız. Hiçbirimiz bu dünyada kaçak değiliz. Kimse zaten gelemiyor ki. Sınırlardan kaçıp gelinmiş göçmenler değiliz ki biz. Dünyanın göbeğinde yaratıldık. Ve Allah yarattı celle celaluhu. Kardeşlerim. Problemimiz bizim bakış tarzımızdan kaynaklanıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılıyoruz. Ahirete iman ettiğimizi söylüyoruz, hiç gitmeye niyetimiz yok. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi e demişler ki, ölümden niye korkuyoruz biz bu kadar? Müslüman olduğumuz halde demiş ki hatta buyurmuş ki yahu siz öldükten sonra dirilmeye iman ediyorsunuz ama hiç hazırlık yapmadığınız için ödünüz patlıyor. Sözünüzle yani iman ettik öldükten sonra dirileceğiz diye. Vel ba'su ba'del Öldükten sonra dirileceğimize iman ettik diyorsunuz ama hep ölmeden öncesi için çalışıyorsunuz. Ödediğiniz taksitler ahiret taksitleri değil demek istemiş onlara. Burada kardeşlerim asla istisnası yok dedik bunu. Bütün insanlar birbirlerinin varlık nedenidirler. 19-20'yi kovalayacak. 20-21'i kovalayacak. 21-20'ye sırtını dayayacak. 20-19'a sırtını dayayacak. Bu rakamlardaki gibi hep böyle. En büyük peygamber en zalim kafirden doğmuş olacak en büyük peygamber en büyük kafirlerden birini doğurup büyütecek. Böyle. Dünya bu. Ha bizim düğünümüzde büyük bir hoca efendi hazretleri dua etmişti. Bizim evimizde öyle bir şey olmaz. Nuh Aleyhisselam'ın düğününde kim dua etmişti? Nuh Aleyhisselam'ın nikahında Cebrail yok muydu? Gerçekçi olmamız lazım kardeşlerim. Emin olunuz hiçbir psikoloğa gitmeden, sadece bakış tarzımızı tasih ederek, düzelterek çok güzel bir huzurlu hayat yaşayabiliriz. Elbette psikiyatr vaka olur. Düşersin, beynin sallanır, doktora gidersin. Ama eften püften şeyler yüzünden niye kendimizi harap ediyoruz? Yanlış bakıyoruz çünkü. Otelde hep kalacağız zannediyoruz. Hayır. 200 odalı bir otel bu. Senden başka 199 kişi daha var burada. Onlar da zaten sen niye geldin o oda boştu rahattık diyorlar. Kimse çocuklu aile istemiyor ya kiracı olarak. Hatta çok çocuklu, çok dediği üç çocuk yani. Çok çocuklu aileye pahalıya söyle gelmesin diyorlar ya. E, bu otel de böyle. Çok inandık seçimlerde bize vaat edilen şeylere. Ama Allah da seçim vaatinde çok şeyler vaat etmişti seçin beni ve cennetimi size neler vereceğim dedi. Ben kazanamazsam da cehennem tarafı kazanırsa ebedi yanacaksınız dedi. Herkes seçimde zaten. Biri beş senede bilir yapılıyor, biri beş saniyede bir yapılıyor. Her sabah ve akşam bir seçim yapıyoruz biz aslında. Sabah namazına kalkmak, oy kullanmaya gitmektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek için sandığa gidiyoruz. Yatsı namazı onun içindir. Cuma namazına bunun için gidiyoruz. Ramazanda bir ay sandıklar açık kalıyor zaten. Oy kullanacağız, tarafımızı belli edeceğiz. Çok aldandık aynaya baktığımızdan dolayı. Eskiden Nemrut, Karun zamanında, Firavun zamanında heykeller dikiliyordu da o heykellere gidip insanlar secde ediyordu. Şimdi herkes kendi aynasının önüne geçiyor, tipine bakıp kendisine tapınıyor hale geldik. Humanizm içimizi kemirdi. Beynimizi işgal etti. Hayır bu dünyada yalnız değiliz. Peygamber bile olsan ümmetinle sınanacaksın. Alimsin cahillerle sınanacaksın. Cahilsin alim görevini yaptı mı yapmadı mı sınanacak. Alime karşı da Allah sen söz dinledin mi, nasihat dinledin mi onu sınayacak zengini sınayacak fakirin hakkını koruyor mu? Fakiri sınayacak zenginin varlığını nimet olarak kabul ediyor mu? Zayıflar güçlülerle, güçlüler zayıflarla, anneler çocuklarıyla, çocuklar anneleriyle. Yani anne hakkı bu kadar yüksek, annenin ayağının altında cennet var. Bu ne anlama geliyor? Tersten baktığında anne içinde evlat en büyük problem. Nasıl evladın cenneti annesine bağlıysa, e bir zincirin bir tarafı güçlü, öbür tarafı sıfır olur mu? Anne de kıyamet günü bu çocuk ne oldu diye sorulara cevap bulmaya çalışacak. Onun için Kur'an-ı Kerim يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ diyor. O gün herkes anasından, babasından, oğlundan kaçacak buyuruyor. Hani annelerin ayakları altında cennet vardı? E, var ama ayağın altına cennet geliyorsa kafanın üstüne de balloz iner. O kadar bedava değil ki annelik. Herkes birbiriyle sınanacak. Ya dünyaya gelmeyecektin sen? Onun da elinde değildi. Demek ki çok da bizim böyle seçme, beğenme, tuşa basıp bunu beğendim deme hakkımız yok bu dünyada. Kuluz, kul. Allahu Teala'nın huzurundayız. Ama dünya edebiyatlarına göre süperiz, şöyleyiz, böyleyiz. O ayrı bir mesele. Ölme şeyim ölme demiş ya Nasrettin Hoca. Yani bahar gelir ot toplarsın yersin içersin. Kendimizi sadece kandırmış oluyoruz. Değerli kardeşlerim bu dünyada erkek ırkı kadın ırkıyla yani kadınlar erkeklerle erkekler kadınlarla sınav olacak. Ben 10 yaşında çocuktum. Kadınlar baş belası derdiler. Kadınlar da bu erkekler çok zalim derdiler bir yarım asır geçti üzerinde aynı sözleri duyuyorum. Yüz sene önceki edebiyat kitaplarında da bu var. Beş yüz sene önceki edebiyat kitaplarında da gene aynı şey var. Neden? Havva ile Adem'i Allahu Teala imtihan ettiği gibi birbirleriyle cennette hem de hem de cennette imtihan ettiği gibi e dünyada da devam ediyor. Hayat bu kadar kolay mı? Bu kadar ucuz mu? Bütün bu kainat, şu büyük evren ya bir insan secde etsin. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben sana teslimim desin diye yaratıldı. Bu kadar masraf hani ekonomik ifadeyle konuşalım. Bu kadar masraf 10 tane insan namaz kılsın diye yapıldı. Kim kılacak, kim kılmayacak? Kim secdede hayatının huzurunu yakalayacak? Kim de secdeyi yük görecek kendisine? Bunu Allah görmek istiyor. Hepimiz meydandayız. Müminler, kafirler, kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler, delikanlılar, siyasetçiler, vatandaşlar, belediyeciler, memurlar, işçiler hepimiz meydandayız. Ve en büyük tesellimiz, büyük tesellimiz Allah izliyor bizidir. Bundan rahat ediyoruz elhamdülillah. Evet, burada da haklarımızı arama imkanımız var. İnsan hakları var ya. Ben bir dilekçe yazmaya göreyim. Arkamda devlet. E doğru. Doğru. Arkanda devlet. Nerede duruyor önemli değil. Sana vaat etmişti olabilir. Bir insansın, öbür insandan yardım istiyorsun. Kel kelin tarağını arıyormuş. Öyle oldu. Allah görüyor bizi. Elhamdülillah. Anneliğimi Allah gördü. Babalığımı Allah gördü. Damattım, Allah beni gördü damat olarak. Gelinliğimi Allah gördü. Kulluğumu gördü. Evlatlığımı gördü. Ben işçi olduğum yerde patronum vardı veya yoktu, güvenlik kamerası vardı yoktu, kalite kontrole geçecekti. Hiç önemli değil. Allah beni görüyor diye ben çalıştım, rahatım. Yok dünyada benden daha huzurlusu. Gerisi çok kolay. Zindan da kolay, ölüm de kolay. Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun. İşte bu kolaylığı yakalayıp yaşadılar. Beni Allah görüyor ya dedikleri için birisi onları görmüş, görmemiş hiç önemli değil. Takmadılar. Kardeşlerim, babamız Adem, annemiz Havva aleyhisselam bu toprağa ayak bastıkları günden beri bu oyun böyle oynanıyor. Böylece Allah, kim sabırlı, kim Allah'tan razı, kim Allah'a tevekkül ediyor, kim gerektiğinde canıyla, malıyla, her şeyiyle cihad edebilir, kim iffetine sahip çıkacak. Bunu görecek Allah, görüyor. Gördü de. Herkes meydanda çünkü. Biz eve kapandık diyoruz. Biz tarlada çalışıyoruz diyoruz. Biz fabrikadayız diyoruz. Biz bodruma girdik, otoparka girdik diyoruz. Allah meydanda bizi izliyor. Otoparkta da olsan, yedi kat dibinde de girsen dünyanın, Allah'a göre gözünün önündesin sen. İzliyor seni. Kaçamıyorsun gibi yerden. Bütün huzurumuz, güvencemiz Allah'ın bizi izliyor olmasındadır benim nasıl bir eş olduğumu, nankörlük yapmadığımı, şımarmadığımı, huzurlu ve mutlu olmak için ve huzur ve mutluluk vermek için çalıştığımı Allah gördü. Baş ver gerisine. Gerisinde nafaka ödesem ne olur? Tazminat ödesem ne olur? Allah gördü ya deyip Allah'ın murakabesine, görmesine itimat ettiğimiz gün dünya bizimdir kardeşlerim. Hayır. Allah'ın murakabesine değil de kendi bir sürü dedektif faaliyetlerimize ve yasal haklarımıza ve uluslararası anlaşmalara sadece itimat ettiğimiz zaman işte buyurun filmi izleyebilirsiniz. Bu film çok güzel izleniyor aslında. Çok güzel izleniyor. Son 20 senede bu ülkede kaç tane psikolojik eğitim veren fakülte açıldı? Kaç hava alanı açıldı? Kaç modern imkan insanoğluna sunuldu? Neredeyse her 10 kişiden 3 tanesi psikolojik eğitim veren fakültelerden mezun olacak. Bu ne demek? Her şeyimiz oldu, bir tek huzurcuğumuzu kaybettik. Her şeyimiz var, bir mutluluktan mahrumuz yoksunuz oldu. İbret alan için bu bir imtihandır. İbret almayı beceremeyen içinse e zaten kendi varlığı da ibret değil. Kardeşlerim, ve cealla bazıkum li ba'din fitne atasbirun ve kana rabbuke basira. Biz birbirinizle sınamak için sizi yarattık. Buyurdu Allah. Ve ikinci formülde de benim direnip direnemeyeceğimi, dayanıp dayanamayacağımı görmek istiyor Allah. Ve merak etmeyin, kontrol eden benim. buyuruyor. Bu üçlü formül üzerinden ne mutlu mümin olabilene. Bunun dışında şu güvence, bu güvencede huzur arayan ne o huzuru bulabilecek ne de kıyamet günü kaybettiği güzelliklere karşı ağlamaya vakti olacak. Velhamdülillahi Rabbil alemin.